Evet, merhaba. Bildiğiniz gibi İzgören Akademi olarak İK Söyleşileri adında birçok konuğum, birçok konu oldu bu dönemlerde. Bunları devam ettireceğiz ve bugün benim için çok özel bir konuk var. Selen Kocabaş, özellikle biliyorum ki İK profesyonellerini çok takip ettiği bir isim. Tabii Koç grubuyla, Selen Hanım CV çok kalabalık. Ne güzel ki dolu dolu. Bohçaya çok şey toplanmış. Ne mutlu. Bizler için de örnek bir kadın liderle karşı karşıyayım. Onun için çok teşekkür ederim geldiğiniz için, katıldığınız Rica için. ederim. Koç Herkese grubuyla başlamış merhabalar. kariyer. Ve şimdi yönetim kurullarına, danışmanlığa uzanmış. Ne güzel bir hikaye. Yönetim kurulu üyelikleri görüyorum, dernek kurucu üyelikleri görüyorum. Perhan İnsan Yönetimi Derneği'nin ilk kadın başkanı. Ne mutlu Evet. ki. Ve en çok da şu hoşuma gitti. Ne güzel. Bizler de umarım kendi özgeçmişlerimizde bunu görme şansımız olur. 2014 yılında Fortune dergisinin 50 güçlü iş kadını listesine 9. sırada yer almışsınız. Şimdi böyle bir kendinize uzaktan baktığınızda bu başarı öyküsünün altında tabii ki söyleyeceğiniz çok şey var. Böyle bir kitap yazsanız çok da güzel olur bu arada. Mesela neler tavsiye edersiniz? Biraz böyle bizi izleyen gençler, profesyoneller, bu öykünün içinde neler var? Böyle küçük küçük bize böyle güzel başlangıç yapalım mı? Tabii, Tavsiyelerle. tabii, tabii ki sevgili Gaye. Öncelikle herkese merhabalar. Valla böyle bahsedince yani 30 yıllık bir hikaye diyeyim. Değil Ben de 30 yıl nasıl aktı, nasıl geçiyor? İnanın yani böyle bir 30 yıl sanki 5-10 yıl gibi ama 30 yılın içerisine girdiğimizde bir ömür saklı. Evet. Önce şunu söyleyeyim ya her şey insanla başlıyor, insanla bitiyor. Bizim özellikle Turkcell döneminde böyle güzel mottolarımız vardı. Önce insan, önce Turkcell derdik mesela. Evet. Önce insan çünkü her şey insanla. Ya da işimiz teknoloji ama esas işimiz insan. Çünkü teknolojiyi ortaya koyan insan. Benim hayat mottom da insana değmek, dokunmak, insanla bir şeyler yapmak ve bunu bir takım olarak yapmak hep var hayatımda. O yüzden girdiğim her işte, dokunduğum her noktada kimlerle birlikteyim ve o birlikte olduğum insanları bir hayale ortak edebiliyor muyum? Ya da ben o hayalin bir ortağı olabiliyor muyum? Zaten o doğru insanlarla, doğru rollerdeki insanlarla bir arada olup o hayale ortak olduğun zaman gayet bir şekilde sonuçlar gelmeye başlıyor açıkçası. Evet. Bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. İkinci konu, belki hani bu tip bahsedeceğimiz noktalardan bir tanesi, şu sözü de ben çok seviyorum. İnsanlar dudaklarınıza değil adımlarınıza bakıyor. Bu Hepimiz ebeveyn öyle ilişkisinde de deyince. çok söyleniyor, değil mi Selen Hanım? Yani çocuk gelişiminde de aslında aynısı baktığında ne kadar birebir örtüşüyor. Çok, çok. Yani Adımlar. hakikaten pek çok şeyi çok güzel konuşabiliriz, çok güzel şeyleri ifade edebiliriz. Ama o söylediklerimiz bizim hayatımızda var mı? Bizler bunu yapıyor muyuz? İşte delege et diyoruz, işte insanlara alan yarat diyoruz, resmin içerisine al diyoruz. Diyoruz da yani evet, ben Selin olarak bunu yapıyor muyum? Eğer ben yapıyorsam ve bunu insanlardan bu anlamda bekliyorsam o zaman davranış değişikliği başlıyor insanlarda. Ama ne kadar bir lider bunu söylese de kendisi hayatını almıyorsa ekipten onu beklemesi de aslında çok mantıklı olmuyor. Bir üçüncü yine çok sevdiğim nokta ki bunu bu Covid ve sonrası dönemde de çok kullandım. Bulunduğum yönetim kurullarında, yaptığım işlerde, kadın platformlarında. Sofistike bir sığlık yerine sade bir derinlik. Yani Evet, bazen süper. çok alanda çok böyle noktalarda bulunuyoruz. Fakat değeri, faydayı ve farkı getiren aslında o derinlikte yatıyor. O derinliği vurup o derinliğe doğru odaklanıp ilerlemek gerekiyor. Bu sadece de tek bir nokta olmayabilir. Ama belirlediğimiz zaman hani bazen şöyle yaşıyoruz ya ben de yapıyorum bunu o hatayı hepimize. Onu da var bu da ona yetişemiyorum bunu yapamıyorum ama bir hani bir durup bir geri dönüp baktığında esas hangi şeyi yapmak istiyorsun ve oraya değer katıyorsun. Onlara odaklanmak için hep kendimizi böyle bazen bir iki adım ileri bir durup nefes alıp sonra bir hamle atmak gibi Bakın. noktalara giriş olarak bahsediyor olayım sana.
Güzel. Yani çok koşturmak aslında değil buradaki mesele, değil mi? Ne yaptığının farkında olmak. Aynen. Dün sevgili Judith ile Nilkara İbrahimoğlu'nun çok güzel bir söyleşisi vardı. Evet. Judith dedi ki hep dedi böyle bir liste yaptım Covid döneminde dedi kendime kesin yaparım diye dedi ama içimden gelmedi dedi, başka şeyler çıktı dedi. Dolayısıyla hani birazcık durmak, birazcık dinlenmek, böyle geriye Evet. çekilip ne istiyorumu da dinlemek de çok önemli. Neden bundan vazgeçiyoruz ya da bu çok kötü bir şeymiş gibi niye bakıyoruz? Değil mi? Böyle mi Aynen. öğretildi acaba? Buralarda bir yanlışlarımız var sanki. Mesela Covid sürecinin daha, ya yani ben Covid'i yani şu güne kadar 3 evre olarak görüyorum. Bir ilk böyle hepimiz bir girdik. Çok ciddi bir panik havasıydı. Nasıl yöneteceğiz? Çünkü bu dönem yani bugüne kadar ben çok kriz yaşadım yani. Hepimiz Evet. çok kriz yaşadık ama bu kriz şey oldu yani benim oğlum Sarp'ın da krizi, annemin de krizi, benim de Evet. krizim, Tüm dünyadaki dünya. herkesin krizi. Öyle olunca hepimiz bir anda önce bir durduk. Sonra adapte olduk. Şimdi de hani böyle bir ondan çıkış adımlarına hepimiz bakıyoruz. Hani bu yeni normale, yeni dünyaya adaptasyon. Onun ilk fazında da açıkçası hep genel müdür, yönetim kurulunda olduğum arkadaşlar genel müdürlüğe hep şey dedim. Yani böyle hemen plan yapalım, ileriye bakalım. Durun dedim. Yani şu anda ileriyi görmüyoruz. Bugünü yöneteceğiz. Bugünkü verilerle küçük küçük adımlar atacağız. Belki bazı attığımız adımlar yanlış olacak. Yanlış diyeceğiz. Küçük adım attığımız için durup düzelteceğiz. Bunu öğrendik bence bu dönemde. Birbirimizden de çok öğrendik. Yani Evet, bu şahit olduk. teknoloji platformu da buna imkan sağladı. Herkes ne yapıyor, kim ne yapıyor, nasıl ilerliyor, dünya nasıl gidiyor? Geri dönüp o verilerle kendimizi tekrar tekrar adapte ederek işimizi, ortamımızı, aslında hayatımızı yönettik bu şekilde. Çok Hayatımızı da doğru. evimizden yönettik. Yani evimiz aslında Evet. her şeyimiz oldu. Restoranımız oldu, keyif aldığım sinemamız oldu, spor salonumuz oldu, arkadaşlarımızla işte buluştuğumuz platformumuz oldu. Yani bu dönemde ben şöyle söyleyeyim, ben böyle pek evde oturan evcimen falan bir kadın hiç değildim. Şimdi yani dışarı çıkmaya başladım, sohbet de ettik seninle ama yani evi keşfettim, evi de sevdim. Değil mi? Onun da bir dünyası varmış. Aslında güzel güzel Selen Hanım şey, liderlere doğru Evet. güzel bir şey yaptınız. Şimdi VUCA dünyası diye hep anlatıla geliyordu. Bir şeyleri de anlamak için işte esnek çalışma modelleri hep diyoruz 90'lı yıllara dayanıyor aslında. Bugünün konusu değil ama her şey bugünün konusu olmasa dahi bizim Evet. için konu gibiydi sadece. Konu başlıkları. Evet, bir şekilde anladık teorilerini. Az çok ucundan baktık ama şimdi bir oryantasyon yaşadık. Bu döneme ben 3-4 aylık oryantasyon diyorum. Dolayısıyla baktığınızda değişen dünya diyor ki bize yarının başka sorunları da var. Çünkü dedik ya VUCA dünyası. O halde liderler de tipik lider rollerinden artık isteseler de istemeseler de vazgeçmek zorundalar. Öyle değil mi? Yani bu değişen dünyada yeni lider modeli, prototipi diyelim tanımlaması nasıl olmalı? Siz bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Gay istersen şuradan başlayayım. Aslında öyle bir noktadayız ve dünyadayız ki çeşitlilik ve kapsayıcılık çok çok kritik ve önemli. Yani tek bir liderlik modeli yok ve artık tek bir karizmatik lider yönü çiziyor ve ekip onun peşinden koşuyor diye bir dünyada yok. Pek çok veriyi ve pek çok bilgiyi aslında kolektif liderlik dünyasındayız. Ortak akılla bilgileri yoğurduğumuz ve manevra kabiliyetimiz çok daha hızlı olan bir dünyadayız. Bu nedenle de ben burada öncelikle liderliğe geçmeden şey çaptırını açmak isterim. Kadın ve çeşitlilik konusu. Sadece Evet, kadın ve evet. çeşitlilik değil, genç ve çeşitlilik. Çünkü öyle bir noktadayız ki artık hem hızlı karar vermemiz lazım ama doğru da karar vermemiz lazım. Bu yüzden de çok farklı bakış açılarını alıyor olmamız lazım.
dünyanın bütününe baktığımızda bu nedenle kadın konusu kritik ve önemli. Çünkü dünya nüfusunun yarısı kadın, Türkiye'nin yarısı kadın. İş dünyasına geldiğimizde bu oran toplamın içerisinde %30'lara düşüyor. Tepeye çıktığımızda %10'lara geliyor. Yönetim kurullarına çıktığımızda bağımsız yönetim kurulu üyeleri, yani hakikaten fikriyle, zikriyle orada kendini temsil eden kadına geldiğimizde %5'lere iniyor. Şimdi bu açıkçası bir fırsat kaybı. Gerçekten de başarı için, sürdürülebilir iş modeli için fırsat kaybı. O nedenle mesela ben bu konuda hakikaten pek çok platformda savunuculuğunu yapıyorum. Kurucu yönetim, yani yönetim kurulunda kadın derneğinin kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Yeniden biz, yani ara veren kadınların istihdama kazandırılması. Kadınlar hayatlarının hangi evresinde ara veriyor? İlk evlenerek, ilk daha doğrusu üniversite mezunu oluyor. Bir hani çalışayım çalışmayayım. Halbuki o safhaya kadar çok güzel geliyor. Ondan sonra bir böyle bir duraklıyor. Sonra evleniyor bir faz. İkinci faz esas doğum. Yani doğumla birlikte böyle bir ciddi uzaklaşma ve sonradan geri dönmeme oluyor. Şimdi aslında hani Covid sonrası dijital dönüşümle yeni dünyada kadına bu anlamda da fırsat var. Biz mesela yeniden bir de bizde bir fon aldık ve yeni dönemi kadın girişimcilerine, kadın liderlerine büyük fırsat var. Çünkü hayat esnek, daha esnek yaşayabiliyorsun. Doğru. Daha esnek konuları gündeme taşıyabiliyorsun. Buradan da geri sayarsam, yani liderlik noktasına geldiğimizde açıkçası bence hani böyle wow, ne karizmatik lider, nasıl bir duruşu var, nasıl alıyor, çok sürüyor. Bunun ötesinde dinleyen ve duyan, aslında hani iki kulağımız bir dudağımız var. Daha çok aklı alan, öğrenen, kendini adapte eden. Ben bu anlamda ülkemizi de, yani Türkiye'yi de her şeye rağmen büyük bir fırsat ülkesi olarak görüyorum. Biz çünkü çok hızlı adapte oluyoruz. Esnekliğimiz, esneklik kabiliyetimiz çok yüksek. O nedenle de yani yeni dönemin liderliğinde çok daha hızlı manevra yapabilmek. Öğrenip ekiple birlikte karar alıp bunu uygulayabilmek. Şimdi iş hayatına benim başladığım işte 90'lı yılların başında şu vardı. İşte bir performans, hala mesela şey, performans değerlendirme süreci, gelişim alanlarınız neler, işte yıllık takvimler. Yani şimdi artık bunlar açıkçası daha çok böyle, ben hep şunu söylüyorum, bu proje Ahmet Bey nasıl gidiyoruz? Serhan Hanım işte son, yok diyorum şu anda nasıl gidiyoruz? Ben diyorum bakana bu konuda geri bildireceğim, bana feedbackiniz var mı? Yani öyle bir nokta ki etkileşim ve iletişimin çok daha sık, küçük küçük, ama doğru yönlendirmeyi sağlayabilecek şekilde olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Bence kritik noktalardan bir tanesi, yani İngilizce kullanmak istemiyorum ama anlamını güçlendirmek için kullanıp döneceğim. İşte bir communication var, bir de connection var. Yani biz ikisine de iletişim diyoruz ama ikisi birbirinden farklı. Yani communication, iletişim kurmak ama connection demek bağ kurmak. Yani o bağı sağlayabilmek. Yani bunun özü de bağ, aslında göbek bağından geliyor. Yani o yüzden lider o göbek bağını sağlayabilmesi lazım. Yine Covid dönemiyle birlikte bir şirketimizin, benim bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğum bir şirketimizin genel müdürü 500 çalışanı vardı. 522 çalışan. Neden biliyoruz? Bu dönemde 522 çalışanıyla konuştu. İşte bağ kurmak. İyi misin? Yani bunu da kerhen yapmadı. Gerçekten dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Bu bir fırsat. Evdeyiz ve hepsine dokunmak istiyorum. Hepsinin bir hikayesini anlamak istiyorum. O bu kadar anlamlı bir şey. İşte o zaman ne oluyor? O dönemin sonrasında o arkadaş, o ekip gerçekten hani o yani bir görmek var, bir bakmak var, bir görüp tanımak var. İşte o görüp tanıyacağımız nokta. Bu dünya birazcık bu tip liderliği evet, istiyor. Çünkü Selen Hanım onu yaptığı zaman o yönetici geride bir duygu bırakıyor. Öyle değil mi? Duygu bırakıyor. Biz de hep duyguları hatırlıyoruz ya, anısı kalıyor duygunun. Bugünlerde birçok platformda biz de danışanlarımızla ya da işte sınıf eğitimleri, biliyorsunuz, uzaktan yapma fırsatımız oldu. Evet. Liderlerle konuşma fırsatımız oldu. Orada şunu gördük. Sınıfı geçen liderler söylediğiniz gibi işte online platformlarda buluşan, telefon açan, merak etmeyin diyen, bunu birlikte atlatacağız. Benim için de yabancı.
Ben de öğreniyorum diyen liderlerdi. Bunu biraz önce söylediniz. Ya kabul etmek. Evet. Ben de öğreniyorum. Yani yukarıdan bakan, ben her şeyi bilirim. İşte iki dudağım arasında liderlik anlayışı değil artık. Değil. Çok güzel tanımladınız. Ama eski dönemlerde de aslında baktığım zaman sizin kariyer yolculuğunuzda da bu yaklaşımla işte bu basamaklar, o cam tavanlar öyle kırılıyor. Ben buradan hani iki küçük hikayemden bahsedeyim. Bir lütfen, tanesi çok güzel olur. Başkanlığı dönemi. Yani ben böyle hani Peryon'un başkanı olacağım gibi bir o sürece girmedim. Hatta Turkcell'de tam böyle business'a geçeceğim en böyle meşakkatli ve hareketli dönemlerden bir tanesiydi. Hani böyle bir o başkanlık böyle hani kucağıma doğmuş gibi oldu. Orada yani hep şunu düşündüm bu işi, çünkü biraz da işte bir şeyi aldığın zaman hakkını vermek de önemli, yani kerhen yapmamak bir şey. Ya ben bu başkanlığı taşıyabileceğim mi, yani işte de böyle bir challenge'ım var, taşıyabileceğim mi? O gece yattığımda esas şunu düşündüm: bir, bu işi istiyor muyum, yani burada bir iz ve hikaye bırakabilecek miyim? İki, kimle yapacağım? Yani o yüzden ekip çok önemli. Dedim ya başta, insan ve ekip. Sonra doğru bir ekip olduk ve o işi paslaşarak çok güzel şekilde yönettik. İkincisi de uzun yıllar benim kariyerimde insan kaynakları destek fonksiyonlar var. İK'yı yaptım, satın almayı yaptım. Bir dönem IT'yi, hatta iş hukukunun ötesinde sözleşmeler hukukunu yaptım. Strateji planlama yaptım farklı farklı şirketlerde. Business'ın başına geçtiğim dönemde de business de çok hareketliydi. Yani Türkcell'in şu dönemini hatırlayın. Rekabetin en kızıştığı, benim Danone döneminden bütün arkadaşlarımın rakipte olduğu ve benim corporate business'ın başına geçtiğim dönemde. Orada da aynı şey vardı. Yani birkaç tane şeyin kritik olduğunu söyleyeyim yine. Ekip çok önemli. Sürekli öğrenip kendimi yenileyebilir. Yani benim hayatımda en çok öğrendiğim dönemlerden bir tanesi o dönemdir. Bazen şöyle oluyor. Liderlerde de bu aslında sıkıntı olabiliyor. Bazı şeyleri çok bildiğimiz için dinlememeye başlıyoruz. Ama görece daha bildiğimiz bir alanda ekibi daha çok dinliyoruz. Ben business'ın başına geçtiğim dönem, o dönem board'a şey diyordum ya, ben gerçekten bu dönem bir elektrik elektronik mühendisliği okudum. Çünkü ürünlerim cloud'du, data center'dı, çözüm paketleriydi ve rekabetin en kızıştığı dönem Türkcell GSM'de teknoloji şirketi diyoruz, teknolojik çözüm. Yani hep öğreniyoruz, hep ekiple birlikte execute ediyorduk, uyguluyorduk. Yani sözün özü, bu dönemin liderliği kalbe dokunan, sürekli öğrenen, kendini geliştiren, ekibiyle birlikte geliştiren ve o geri bildirimi yani küçük küçük temaslarla hep sağlayan ve sonrasında da aslında bir taraftan da başarının hazını, başarının keyfini de kutlayabilen liderler. Yani birlikte yine. O da çok önemli. O da çok önemli. Yani yaptığın çok çalışman, çok da eğlen, çok da paylaş. Çünkü aslında yani yeni jenerasyon da bize çok şeyi gösteriyor ve öğretiyor. Yani yani iş hayatı, ben hani hayatın ayrı ayrı olduğunu düşünmüyorum. Hayat bir bütün. Yani hayatı belli denklemler içerisinde yönetiyoruz. Şimdi mesela hani bu Covid döneminde hep şu konuşuldu, işte home office'e dönüp ofis mi kalkacak? Aslında hayat her yerde. Yani işimiz her yerde. Yaşam alanımız her yer haline dönüştü. Bunu doğru yönetmemiz lazım. İşte orada belki çalışanlar tarafında da bu sorumluluğu, profesyoneller de bunu görebilmeli. Kendi iş yerimde nasıl sahipleniyorum, değil mi? Çünkü takım dediniz ya, orada önemli diye bir şey söylediniz. Evet, yanınızda olacak kişiler de aynen bir liderin sahiplendiği gibi işine sahip çıkmalılar ki işte liderlik becerimiz de böyle gelişiyor. Şimdi tabii sahibi. Orada şey de var Gayecim. Şimdi çalışan neden sahip çıksın? Yani çünkü hep artık hayatımızda geçen işte tarım ve gıdanın önemi ve değeri malum, globalde malum, Türkiye'de malum. İşte bir yatırım konuşuluyordu. Ben dedim ki yani iş dünyası neden cevize yatırım yapsın? Neden lavantaya yatırım yapsın? Doğru. Biz daha geri dönersek,
çalışanımız da yani neden çalışsın, neden kendini göstersin? Belki burada hani biraz İK'cılara yani insan yönetenlere aslında ben hani people manager demek istiyorum. Yani human resources manager diye artık çünkü people manager dediğimizde yani ben insan perspektifini daha geniş görüyorum ve biraz da İK'cıları bu anlamda birlikte düşünmeye davet ediyorum. Çünkü işi sadece şirketin çalışanlarıyla düşünmememiz lazım. O ürüne artık yeni dünyada tüm ekosisteme değer yaratacak insan kaynaklarcı değerli ve kıymetli. Bu çok çok önemli yeni dünya dinamiğinde. O yüzden de sen bir ürün mü ortaya çıkartıyorsun, bunu müşterine mi götürüyorsun? Ben bunu sonuçta tedarikimle mi yapıyorum, iş ortağımla mı yapıyorum, çalışanımla mı yapıyorum? Bunların hepsi mutlu mu? Kendi fikirlerinin ortaya konduğunu hissediyor mu, görüyor mu değeri? Ve bundan motive olup bunun karşılığında da o hazı ve havucu alıyor mu? Şimdi haz ve havuç olarak da mesela bizim eski jenerasyon biz daha çok masa, kasa, oda severdik, severiz yani anlatabiliyor muyum? Bakıyorum ben daha yeni jenerasyon birlikte çalışmak yani bunlardan daha öte bir anlam arıyor. O yüzden onları görünür kılmak çok önemli. Yani mesela yönetim kurullarında ben şeyi nacizane yönetime şunu dönem dönem soruyorum. Çok güzel bir proje yapıyorlar. Çünkü bu projeyi kim yaptıysa onu diyorum genel müdür olarak yönetim kuruluna getirin, o sunumu yapsın. Yani kendi ortamı sorsun, hissetsin. Yani sayıcılık dediğimiz şey işte değil mi? Dahil etme. Evet, dahil etme ve onun bir parçası olduğunu hissettirebilme. Yani o anlamı katabilme hayatın içerisinde. Bunun bence çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bir de şey de önemli. Şimdi verilen örnekler hep şey oluyor ya işte aslında. Hep böyle en iyi örnekler, büyük örnekler. Yani mesela ben bizim şu anda bir grubumuzda, benim advisory board'lar olduğumuz bir grupta bizim Kemal var, çaycımız. Ben Kemal'in iş yapış şekline bayılıyorum. Yani işi gibi değil, sanki misafirleri gibi ağırlıyor. Ben Kemal'e örnek veriyorum. Yani bunu, bu tip örneklerimizi hayattan çalışanlarımızla ilgili çoğaltmamız, bunları köpürtmemiz. Çünkü kadın konusu da biraz böyle. Yani ben yaptım, sen de yaparsın. Yani doğru örneklemleri paylaştığımız, çoğalttığımız, paylaşınca çoğalacak bir dünyadayız şu an. Evet, evet. Çünkü örnekle yol alıyorum. Evet. Bunun için de çok fırsat var. Bu fırsatları da doğru yönetip doğru kurgulamamız gerekiyor açıkçası. Çok güzel anlattınız. Aslında biraz girişinde yaptık bu çeşitlilik ve dahil olma. Çünkü şirketler de çok ilginç ki Selen Hanım, işin uzmanından daha fazla yararlanılmadığını görüyoruz. Birçok firmada diyor ki yani benim kapasitem aslında 5. Oraya verdiğim 3. Ne soruyorsun? Çünkü ya başkalarından alınıyor bilgi, ya ben çok sonra dahil oluyorum. Ya ucundan dokunduruluyor ya da hiç sorulmuyor bile. Tatminsizlik başlıyor. Ondan sonra zaten hani tutundurma. Sonra da bu iş sadece İK'cının göreviymiş gibi bir göreve indirgeniyor. Yani tutundurma. Belki bir bütünün parçası değil mi? Tepeden en aşağıya kadar tutundurma hepimizin işi. Kesinlikle. O bağı kurmazsak bir görev olarak HR'ın İK'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Onun için o çeşitlilik konusuna girmişken söyledik. Başka oralarda yani özellikle tepe yönetimden orta kademe yöneticilere burada çok iş düşüyor dediğiniz gibi. Evet. Çünkü onlar önder, onları izliyoruz. Onlar dahil ettikçe bu da belirli gerçekten. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Çalışan bağlı artıyor. Yani o dahil etme olayını yöneticinin çok ciddi etkisi var dahil etme konusunda. Yani şöyle daha söyleyeyim. Gayecim ben liderliği aslında 3 boyut görüyorum. Yani kişisel liderlik, personal leadership. Yani bu personal leadership'in arkasında ne var? Demin konuştuğumuz sürekli öğrenebilmek, kendini, yani temel değerleri bir kenara bırakıyorum. Kişisel özellikler olarak baktığımızda. Evet. Samimiyet, dürüstlük, hata yaptığını söyleyebilmek. Ya şimdi iş dünyasında demin sen de altını çizdin.
Çalışanlarımız çok zeki ve akıllı. Yani herkes neyin ne olduğunu görüyor. Yani kral çıplaksa kral çıplak olduğunu görüyor. O zaman kral çıplak dememiz lazım ve işimizi bu çerçevede yönetiyor olmalı. Yani samimiyet, şeffaflık, sürekli öğrenebilmek. Yani bu aslında işin kişisel liderliği. Ekip liderliğine üçüncü noktada gelecek. İş liderliği tabii ki yani lider bir vizyon ortaya koyabilmeli. Ekibini duysa da o heyecanı, o tutkuyu, o yani aslında davayı sahiplendirmek. Yani ben nereye gidiyorum? Benim hayalimi hayal ortağı alabilmek. Ve o noktada da aslında insanlara eş güdüm yapabilmek. Şimdi buradan da people leadership'e yani ekip liderliğine geçiyoruz ki senin demin altını çizdiğin nokta. Yani insan kaynakları fonksiyonu evet sistemleri, süreçleri, yapıları ortaya koyacak. Bunun o yapı içerisinde ben insan kaynaklarının aslında bir organizasyonun sağ bölüsü, bir organizasyonun aklı, hafızası, değerlerini oturttuğu ana nokta olarak görmekle birlikte bunun uygulaması, hayata geçirmesi ise liderlerin yani ekip liderliği yapan liderler. O insanları işin içerisine nasıl alıyor, nasıl katıyor? Akıllarını nasıl nasıl tutunuyor? Yani bu aslında müşteriyi yönetmekte ne var? Müşteriyi kazanma var, müşteriyi tutma var, müşteriyle bir yolculuğa çıkma var. Çalışan için var bu şekilde. Yani o liderin çalışanı... Deneyimi yolculuğu, çalışan deneyimi yolculuğuyla eşit. Evet, aynen. Kesinlikle. Ben sana şeyi soracağım. Sen böyle hafif ara ara donuyor gibi oluyorsun. Ben donuyor muyum? Arada oluyor Seren Hanım. Benim internetimden olabilir. Tamam, okey. İnternetimden kaynaklanıyor. Ben seni duyuyorum da ara ara donuyorsun. Acaba dedim tamam. Ben de o arada internetime bakıyorum. Yok, sizin... Yok, tamam. Muhtemelen yani... benim internetimden. Yine iyi. Evet. Anladım. Sözünüzü kesmiş olmadım değil mi? Yok, yani şeyi söylüyordum. Yani bu üçlü bacağın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bu üçlü bacakla aslında hani demin söylediğin çeşitlilik ve kapsayıcılık noktasında hakikaten ekibimizde birbirini tamamlayan insanlar olması lazım. Kapsayıcılık noktasında da gideceğimiz resmi kapsayan bir yetkinlik setini en fazla faydalanabilmek lazım. O yüzden de aslında organizasyonda bazen şöyle bir şey oluyor hani katmanlara baktığımızda böyle kulaktan kulağa veri taşıyan noktalardan yani her yönetim katmanı da bir şekilde akıl katıp katmadığını kendisinin de hissediyor olması lazım. Çünkü mesela şu olabiliyor ben de hani Selen olarak baktığımda aslında belli konularda detaya inen bir tipim. O detayı hissetmek isterim. O detayı hissetmek istediğimde de bazen arkadaşlara şey feedback veririm. Ya arkadaşlar diyorum yani bu ara katmanlar tamamen bir şey olmuş yani postacı vaziyetinde. Halbuki o zaman yani hani o değer nerede? O değer hani ilgili kişisi o gelsin anlatsın hem onu duyalım motive edelim. Hem onun farklı görüşleri varsa hep birlikte duyalım. Birazcık bu dünya bunu da gerektiriyor. Yani benim iş hayatıma başladığım dönemde Koç grubunda ben MT yetiştirme elemanı baş olarak başlamıştım. İlk derlerdi ki seni işte şu toplantı odasına alacağız ama konuşmayacaksın. Sadece dinleyeceksin. Seni çıkartmayacaksın, dinleyeceksin. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi herkesin sesini duymamız nacizane o arkadaşlara vereceğimiz mesajla neden orada olduğunu iyi hissediyorsa sesini duyurmakta zorlanıyorsa her türlü kanalı işletebilirsiniz. Evet. Doğru dönemler değişti. Çünkü artık bilgiye dayalı bir dünyadayız. Değil mi? Bilgi kolaylığı var. Erişim kolay. Kendi geliştirebilirsin. Ama deneyim tabii ki önemli. Tabii ki kadem esas. Şimdilik belki esas onun için farklılaştı. Dijitalleşme çağı diyoruz ya Selen Hanım. Yani bu zaten hani başladı. Siz Turkcell'de de özellikle o geçiş döneminde de çok büyük rol alanlardan birisiniz. Bu çağda çalışan bağlılıklığını sağlamakla ilgili de şimdi İK'cılara bir dert düştü. Hani neler yapalım? O çalışan deneyimi, çalışan bağlı dijitalleşme. Çünkü bunu görmezden gelirsek belli ki geride kalacağız. Yani hem firma olarak da hem de
içerideki mutluluk anlamında. Evet. Yani burada şöyle ilgili hani örnek paylaşmak istiyorum. Tabii yani önce şeyi söyleyeyim. Demin biraz önce de konuştuk. Yani sonuçta evet COVID bu dönemi hızlandırdı hayatımızın içerisinde. Çünkü her zaman için kısıtlar davranış değişikliklerini yani belli kısıtlar altında bir şeyleri yapmaya çalışıyorsanız esniyorsunuz ve başka bir yere kendinizi dönüştürüyorsunuz. Bu süreci hızlandırdı. Ama bu süreç öncesi de zaten dijital dönüşüm işte jenerasyon değişimleriyle hayatımızın içerisindeydi. Bunu tabii böyle salt şey olarak da anlamak lazım. Bazen çünkü İK dünyasında böyle moda yaklaşımlar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o moda yaklaşımlar değil de gerçekten ihtiyaçtan tetiklenmesi lazım. Evet. İşte konu home office, ofise geldim home office. Home office'te çalıştım. Şimdi bu bir fırsat ama belki salt bunun kod adı home office. Aslında her yerden çalışılabilecek bir dünyadayız. Bu dünya içerisinde bazı işler belki yani hiç ofis gerektirmeyebilir ama hayatta tamamen home office'e dönmeyecek. Yani şimdi biz bunu perakende de bir dönem çok konuştuk. Online geldi, e-ticaret geldi. Perakende artık ölüyor. Böyle bir dünya yok. Çünkü insanız, duygularımız var. Birbirimize dokunmak istiyoruz. Birbirimizden beslenmek istiyoruz. Ama ne oluyor? İşte fiziksel mağazaların anlamı ve şekli oralar daha deneyim noktaları haline dönüşürken online noktalar daha alışverişin tetiklendiği, daha odaklı, daha sonuca yönelik noktalar oluyor. Yani iş dünyasında da böyle olacak. Yani bazı toplantılarımızı işte evimizden yani home office ya da ofis dışından mümkünse katılıp yaparken ofis ya da birlikte olduğumuz alandan sonuçta fikir yürüttüğümüz, workshop yaptığımız belli bir tabloya kalkıp heyecanla çizdiğiniz noktalar haline dönüşebilecek. Yani onun kıymetini ve dengesini aslında bulunduğumuz sektör, insan profilimiz, yaptığımız işle yorumlayıp bu doğrultuda yönetmek lazım. Yani insan kaynakları profesyonelleri biraz teknolojiyi bu gözle filtreliyor olması lazım. Neyi orada yapacağım, neyi dışarıda yapacağım? Yaşam dinamikleri içerisinde. Bence bunların içerisinde en hassas nokta sürekli performansı takibi noktası. Mesela teknoloji buna imkan veriyor. İşte böyle küçük pulse, nabız uygulamaları. Bunu yapan şirketler var. Mesela benim yakınımda olduğum bir şirket. Şirketin haftalık nabzını ölçüyor. Şirket ne kadar mutlu? Haftaya nasıl başladı? Küçücük bir dijital pulse survey'i var. Onu yapıyor. Yani bunları yapabiliyor olması lazım. Daha çok teknolojiyi bu anlamda. Hani ne dedik? İşte bundan 30 sene önce 20 yıllık, yani ben Koç grubuna girdiğimde Koç 2000 diye bir proje vardı. O Koç 2000 projesi işte 15 yıllık bir program dahilinde yönetiliyor. Şimdi 3 yıl bile çok evet. Çok uzun vade. Yani o yüzden hayatımız daha günler, daha yakının uzun olduğu, yakının uzak olduğu bir dünyada yaşadığımız için teknoloji bu nimetleriyle de kullanabilmemiz lazım. İşte küçük performans değerlendirme ya da ileriye dönük feedback survey'leri yapıyor olmamız lazım. Yani teknolojiyi hayatımızın içerisinde işimiz vardı, bir de teknoloji vardı bir de. Normal akışın içerisinde yedireceğimiz şekilde hayatımızı kolaylaştırmak, desteği sağlayacak şekilde pozisyonlandırmamız lazım önümüzdeki dönemde. Çünkü bazen bunları böyle çok ekstrem noktalara çekme eğiliminde olabiliyoruz ya da tekil noktaya kilitleniyoruz. Halbuki dediğim gibi yani bulunduğumuz sektör, şirketimizin kültürü yapısı, imkanları örtüsünde ben neleri alıp içeride yapabilirim, neleri bunun dışında tutabilirim. O yüzden de mesela çok net biliyorum işte hepimiz yaşadık bu dönem içerisinde. Gıda sektörü çalıştı. Çalıştı evet. Dediğim fiziksel olarak çalıştı. Lojistik fiziksel olarak çalıştı. Sağlık fiziksel olarak çalıştı. Ki ben mesela bunların, bu şirketlerin belli noktaların yönetim kurullarındayım. Ama bazı pek çok sektörde uzaktan çalışabildi. Bir kısmı da çalışamadı. Yani kapattı işte. Yani bunun dinamiğine göre insan kaynakları fonksiyonu o sistem ve süreçleri hayatımıza getiriyor olması gerekiyor. Doğru, çok doğru. Ağzınıza sağlık Selen Hanım. Ne kadar güzel anlattınız, ne güzel özetlediniz.
Hepimize ışık oldu bugünün sohbeti. Çok ben teşekkür ederim ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim Gaye'cim. Görüşmek üzere diyoruz o zaman, değil mi? Vaktimiz de aşağı yukarı. Bundan sonra umarım daha birçok vaktimizi bitirdik. Evet. Çok uzun sohbet etmek gerçekten çok isterim. Ama bugünün süresiyle sonuna geldik. Çok sağ olun. Yol açık olsun Selen Hanım. Yine birçok profesyonele fayda sağlayacağınızı biliyorum. Fırsat olsun hepsi herkese. Çok teşekkürler bugün için de. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı kapatırken? Şunu söyleyeyim en sonunda. Hayat hem çok uzun hem çok kısa. Sevdiğiniz, inandığınız, geriye dönüp baktığınızda iz bıraktığınız işlerde olun, iz bıraktığınız noktalarda olun diyeyim. Evet. Güzel bir mesaj çok oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Selen Hanım. İyi günler, sağlıcakla kalın. Bay bay. Hoşçakalın.